Hoş geldin Nazlı. Eve yakındım, o yüzden burada buluşalım dedim. Evlenelim. Emin misin? İyi düşündün mü? Bana acele et demedin mi? Acele ediyorum işte. Hadi evlenelim. Daha birkaç saat önce emin değilim, düşüneceğim diyordun. Ben o yüzden şaşırdım. Bulut geldi restorana. Onun yeri burası. Senin yanın. Onun mutluluğu için benim üzerime düşen buysa... yapacağım. Tamam o zaman, anlaştık. İyi de sonra ne olacak? Yani nasıl inandıracağız herkesi, ne diyeceğiz? Yani o kısmı merak etme dedin ama ben en çok o kısmı merak ediyorum. Nasıl söyleyeceğiz bunu insanlara? Nasıl inanacak herkes? Nazlı, buluruz ya bir şeyler. O kadar da dert edecek bir şey değil bence bu. Bulur muyuz? Ne diyeceğiz, biz barıştık, evleniyoruz mu? Hı, olabilir. Olamaz. İnsanlar şok geçirecek. Nasıl barıştınız? Olaylar nasıl gelişti? Nasıl evlenme teklif etti? Ne cevap vereceğiz? Senin fikrin ne? Bence bir hikaye uydurmalıyız. Yani soranlara da onu anlatırız. Eğer farklı hikaye anlatırsak numara yaptığımız anlaşılır. Tamam. Başla bakalım hikayeyi. Mesela ben restorandaymışım. Böyle saat de çok geç olmuş. Tam çıkacağım. Böyle tek başıma oturuyorum. O sırada sen geliyorsun. Elinde çiçeklerle. Niye çiçekle geliyorum ya? Doğru. Kimse inanmaz. Öyle dümdüz geliyorsun. Sonra? Sonra? Sonra işte oturup konuşmaya başlıyoruz. Aramızdaki sorunlardan bahsediyoruz. Sen bana diyorsun ki her şeyi bırakıp aşka sarılalım. Öyle bir laf etmem, aşka sarılmak. Buyur, sen devam et. Edeyim. Sen benden defalarca özür diliyorsun. Çok pişman olduğunu, beni çok sevdiğini söylüyorsun ve beni öpmeye başlıyorsun. Yuh! Asıl buna kimse inanmaz. Ben hayatta yapmam öyle bir şey. Nasıl barışacağız? Biz hayalimizde bile barışamıyoruz. İşte sen geldin, oturduk, konuştuk. İkimiz de bu gerilime son vermeye karar verdik. Sonra da ben sana evlenme teklif ettim. Hemen orada. Acelemiz var Nazlı. Birkaç gün sonra nikah masasına oturacağız. Ferit, kim inanır senin böyle evlenme teklif edeceğine? Nasıl teklif edermişim peki? Sen söyle. Ben restorandaymışım. Yine mi restoran? Benim hayatım restoranda geçiyor. İstersen bizim eve gel. Tamam, yok Nazlı. Restorandan devam et. İşte ben bir gün restorandaymışım. Sen geliyorsun böyle elinde çiçeklerle. Ya çiçekle geliyorsun çünkü evlenme teklif edeceksin. Ondan sonra ben seni gördüğüme seviniyorum. Barışmışız ya. Ama kimseye çaktırmıyorum. Bu gizli gizli görüştüğümüz dönem işte. Sonra sen bana diyorsun ki, Nazlı, seninle konuşmak istediğim bir şeyler var. Ben de tamam diyorum, arabaya binip gidiyoruz. Ha, arabadayız bir de daha. Ya şunu da aksana sokamıyor. Olmuyor. Çok önemli detaylar bunlar. Kızlar hepsini sorar. Bütün detayların üstünden geçmemiz lazım. Tamam, arabadayız, devam et. Sonra böyle ben yürümeye başlıyorum. Bitmiyor bir türlü. Ağaçların arasından geçiyoruz. Etrafta kimsecikler yok. Sadece ikimiz varız. Ben çok şaşırıyorum tabii. Sana sorular soruyorum. Ama sen bana cevap vermiyorsun. Ben şaşırıyorum tabii. Ondan sonra ağaçların arasında bir ışıltı görüyorum. Ona doğru yürüyorum. Bir kış bahçesi. Camdan. Kış bahçesinin içinde çiçekler, balonlar, gül yaprakları falan var. Ben mi yapmışım bunu? Ondan sonra sen beni elimden tutuyorsun. İçeri götürüyorsun. İçersin masal gibi. Sonra ben gözlerimi kapatıyorum. Sonra birbirimize yaklaşıyoruz. Böyle yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz ve... Öpüşüyoruz herhalde artık. Hayır, sen bana evlenme teklif ediyorsun diz çöküp. Ferit Aslan diz çöker mi Nazlı? İyi, ayakta teklif et. Nazlı, bence bu kadar yeter. Ben anlaştığımızı düşünüyorum. Bak, ikimize de soracaklar bunu. Eğer yanlış anlatırsan açık veririz. Yok, unutma. Benim işe dönmem lazım. İstiyorsan seni de bırakayım. Gerek yok, ben taksiyle giderim. Çantamı alayım da. Ferit, biz nereye geldik böyle? Şurada ağaçların arasında güzel bir kafe var. Orada otururuz diye düşündüm. Sen emin misin burada bir kafe olduğuna?
Şehirde milyon tane kafe var. Neden buraya geldiğimizi sorabilir miyim? Gözlerden uzak bir yer olsun istedim. Kimse görmesin bizi. Ferit. Ne demek bu? Gel benimle. Her şey hayallerimdeki gibi. Sen de öylesin Nazlı. Hayallerimdeki gibi. O kadar çok seviyorum ki seni. O kadar tutsağım, o kadar mecburum ki sana. Gözlerini hep bana bakarken görmek istiyorum. Nefesin hep nefesime karışsın istiyorum. Sadece bana ait ol istiyorum. Bir ömür boyu. Bir ömür boyu. Neredeyse ben bile inanacaktım gerçek olduğuna. Artık bugün unutmayız herhalde, değil mi? Yok, unutmayız. Gerçek gibiydi. Bayağı uğraşmışsın sen, fena olmamış. Evet, açık vermeyelim diye. Artık anlatacağımız hikaye belli. Üstünden de geçtik, canlandırmasını da yaptık. İyi düşünmüşsün. İyi olmuş. Dönelim mi artık restorana? Bırakayım seni.
Ha bu arada bu da sende kalsın. Nişanlı sayılırız. Takabilirsin parmağı. Günaydın Ferit. Enişte. Ferit enişte. Nazlı söylemiş galiba. Söyledi söyledi. Ne sırlıymışsınız siz de. Nazlı yok mu? Aa, var canım. Olmaz olur mu? Ablacığım. Ferit enişte geldi. Kim geldi? Ferit Ferit. Enişte Ferit. Niye bağırıp duruyorsunuz? Anlamadım ki. Kim geldi? Ferit, ne işin var senin burada? Konuşmak istediğim bir konu var. Biraz aşağı gelir misin? Ay ne gerek var canım aşağı inmenize. Bizim güzel salonumuza geçin konuşun. Biz hiçbir şey duymayız zaten değil mi Fatoş'cum? Ben odama falan gidecektim hem. Tabii tabii benim de odamda bir sürü işim var. Toplayacağım çok şey vardı. Asuman sen de bana yardım edersin hadi. Hı hı. İyi konuşmalar. Girsin içeri. Kızların kusuruna bakma. Nazlı, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Şirketteki son gelişmelerle ilgili konuşacağım. E'si toplantıya sen de katılacaksın. Restorandaki yatırımın hakkında da bir açıklama yapacağım. Gerek var mı böyle bir şeye? En son gurmelere okkalı bir travma yaşattık zaten. Bence şu an için restoranın imajı hakkında açıklama yapmaya müsait değil. Bugün her ne olduysa oldu. Tekrar etmesini engelleyeceğinden eminim ben. Sen İşine konsantre ol yeter. Restorandaki ortağım olarak toplantıya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Peki. Annenle babana söyledin mi diğer meseleyi? Asuman da öğrenmiş. Herkese söyledim. Nazlı. Asuman'a gerçeği söylemedin değil mi? Ona hiç güvenmiyorum. Biliyorum. Ben de. O yüzden söylemedim. Bizi birbirimize aşık zannediyor. İyi o zaman. Öğlen görüşürüz. Görüşürüz. Bugüne kadar beni hep Pusulu Holding'in saklanan yüzü olarak tanıdınız. Yıllarca ablam Zeynep Kaya ve kardeşim Demir Kaya üstlendiler bu görünür olma işini. Bildiğiniz gibi onların kaybından sonra aramıza Demet Önder katılarak Zeynep'in görevini devraldı. Pusul Holding'in çıkarları doğrultusunda da görevini en iyi şekilde yerine getiriyor. Gelelim benim şahsi yatırımlarıma. Basında olmayı pek sevmeyen biri olarak merakınızı cezbettiğimin farkındayım. O yüzden hepinizi buraya toplayıp tek bir açıklamayla aklınızdaki soruları cevaplandırmak istedim. Öncelikle işine duyduğu aşk ve sahip olduğu yetenekle beni bu sektöre girmeye cesaretlendiren Şef Nazlı Pınar'la tanıştırmak istiyorum sizi. Evet, Nazlı yiyecekleri birer sanat eserine dönüştürüyor. Akıllı bir yatırımcı için böyle bir yeteneği değerlendirmemek aptallık olurdu. O yüzden şahsi yatırım olarak Sakura'ya ortak oldum. Aslında Sakura'nın benim için anlamı çok daha büyük. Yeme içme sektörüne asla girmem derken kendimi restoranın ortağı olarak buldum. Aşık olmam derken oldum. Kesinlikle evlenmem derken evleniyorum.
Nazlı benim sadece ortağım değil. Çok yakın zamanda eşim olacak. Biz nişanlandık ve hatta 2 gün sonra evleniyoruz. Yaparsın. Resmen herkesi buraya bunun için toplamışsın ve benim haberim yok. Nasıl zor durumda kaldım, bir haberin var mı? Haberini olsa kabul eder miydin? Hayır. Ben de öyle düşünmüştüm. Bulut almamız için elimizi çabuk tutmamız lazım. Onun için de bu evliliği herkese inandırmamız şart. Bunu yapmanın da en kolay ve hızlı yolu buydu. O yüzden şu takındığın gülümseme var ya, onu devam ettir ve oyuna katıl. İş birliği yap ki bir an önce bu oyun bitsin. Beni çok zor bir duruma düşürdün. Sana bunu çok güzel edeceğim. Unutma ki bu duruma en başta sen bizi düşürdün. Canım.